Serbestiyet YouTube kanalından herkese merhabalar. Bu hafta Ali Bayramoğlu'yla Bugünler programının yeni bölümünde karşınızdayız. Ali Bey merhabalar, iyi haftalar. Merhabalar Mustafa. Bu hafta daha doğrusu son birkaç haftaya yayılan bir gelişmeyi konuşmak istiyorum ben size. İki önemli gelişme oldu dünya siyasetinde. Birincisi uzunca bir süredir Türkiye'ye benzer şekilde hatta Türkiye'den daha ağır bir ekonomik krizin içerisinde bulunan, ekonomik krizle mücadele eden Arjantin'de libertaryen bir aday olan Javier Milei başkan olarak seçildi. Çeşitli vaatleri var. İşte Merkez Bankası'nı kapatmak, tam dolarizasyon sağlamak gibi. Kimi çeşitli kesimler tarafından çok uç bulunan, aşırı sağcılıkla itham edilen bir isim Javier Milei Arjantin'de seçildi. Ardından da Hollanda'daki parlamento seçimi, genel seçim gerçekleşti. Orada da aşırı sağcı bir isim olan Geert Wilders, Türkiye'nin de yakından tanıdığı, Türkiye ile ilgili, Erdoğan'la ilgili, Türklerle, İslam'la ilgili pek çok açıklaması, paylaşımı zaman zaman Türkiye'de de haber olan bir isim. Henüz başbakan olmadı fakat partisi birinci parti olarak seçimlerden çıktı ve şu anda başbakanlık için en kuvvetli aday olarak gözüküyor ve onsuz bir ittifak, bir koalisyon da kurulamıyor. Şimdi bu ilk önce bu iki seçimi isterseniz ayrı ayrı, isterseniz bir bütün halinde nasıl değerlendirmek isterseniz sizin bir değerlendirmenizi sormak istiyorum. Ardından Türkiye'ye getireceğim konuyu. Evet, genel olarak bir şeyler söylemek mümkün. Yani açıkçası özellikle Arjantin'i çok yakından takip ettiğim söylenemez. İşte basın bilgileri üstünden bazı fikirlere sahibim ama şu gözüküyor açık bir biçimde. Bir yükselen dünyada aslında iki dünya savaşı arası demokrasinin ya da liberal değerlerin, liberal kurumların, liberal toplumun hatta krizi olarak karşımıza çıkan ve bu krizin sonunda da reaktif bir otoriter dokunun oluşmasına yol açan evreye benzeyen bir dönem dünya tekrar yaşıyor. Bu tabii zaman zaman umutla geri gittiği, buna karşılık bazı dirençlerin oluştuğu işte. Fransa'da sarı gömlekliler hareketinde olduğu gibi ya da başka yerlerde başka direnişlerde olduğu gibi ya da bugün Filistin meselesine verilen kamuoyu en azından desteğinin artmasında görüldüğü gibi bazı karşı ağırlıklardan bahsediliyor. Ama bununla birlikte ana trendin seçimler bir veri ise ve en önemli kamuoyu araştırmalarından bir tanesi ise ana trendin bu olmadığı, ana trendin hem siyasal bakış açısından hem de buna yönelik toplumsal destek açısından bir otoriterleşme olduğunu söylemek mümkün. Tabii burada toplumsal olanın özellikle üstünde durmak lazım. Ya işte Arjantin'de olduğu gibi herkesin kulağına oldukça irrasyonel gelen, çok şahsi bir siyaseti ifade eden, hem popülizmi hem de otoriter dalgayı akla getiren bir kişinin seçilmesi, bir toplumsal destek almasının sonucu. Benzer bir şekilde Hollanda'daki ırkçı sağcı partinin liderinin birinci çıkması seçimlerden ve herkesin bütün Avrupa'nın çok yakından bildiği, takip ettiği aslında biraz neonazi, biraz İslam karşıtı, öteki karşıtı, içe kapanmacı, otoriter rejimlerin orada da yine filizlenmeye devam ettiğini gösteriyor. Şimdi bütün bunları dikkate aldığımız zaman şunu söylemek lazım. Herhalde dünya siyasi öyküsü açısından ve toplum siyaset ilişkileri açısından çok iyi bir dönemde değil. Özellikle toplum siyaset ilişkilerine baktığımız zaman bunlar hep seçimli bir tür popülizm, seçimli otoriterliği ifade eden ya da bunun
nasıl söyleyeyim, kimi göstergelerini içeren durumlar olarak karşımıza. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Bu gidiş iyi bir gidiş değil. Nitekim Türkiye'nin hem kuzeyinde hem güneyinde nedenli yoğun çatışmaların yaşandığını da görüyoruz. Bunlara ilave olarak güç unsurunun, siyasette lider unsurunun, hakim olma unsurunun, millilik unsurunun ön plana çıktığı bir dünya bu. Özellikle Batı'da ortaya çıkan bu popülist rejimlerin özünde de bir yabancı istemezlik, yabancı sevmezlik, tek kültürlülüğe geri dönüş güdüleri de var. Bu güdülerde tabii milliyetçi, otoriter sistemlerle çok kolay evlilik yapabiliyorlar. Tablo bu. Şimdi bu tablonun ortasında yaşıyoruz ve bu tabloya bakarak umut üretmeye çalışıyoruz ama her seçim, her ne bileyim ben işte Arjantin'de olduğu gibi, Hollanda'da olduğu gibi, bundan önce İtalya'da olduğu gibi, Fransa'da Marine Le Pen'in kazanmasında ya da Orban'ın ittifak karşısında galip gelmesinde olduğu gibi ya da Erdoğan'ın seçimleri kazanmasında olduğu gibi daha otoriter, daha milliyetçi, daha içe kapanmacı bir iklimin dünyayı kapladığını ve bunlar arasındaki çatışmaların, ilişkilerin de güç merkezli olduğunu görüyoruz. Tabii bu güç merkezli olma hem karar mekanizmalarında bir şahsiliği, şahsilik de o oranda otoriterliği içeriyor. Otoriterlikle milliyetçilik ki yan yana geldiği andan itibaren işte çatışmalar dünyası karşımıza bir siyasi arena çıkarıyor. Dolayısıyla tablonun bu olduğunu düşünüyorum. Çok şaşırtıcı değil. Arjantin'de olan da Arjantin bir kriz toplumu zaten. Ekonomik olarak son derece sıkışık. Alternatif arayışları böyle toplumlarda çok sert olabiliyor. İşte popülizmin doğduğu yer aynı zamanda bir anlamda. Hollanda'da tabii aşırı sağcılığın bu denli prim yapıyor olmasını da dikkate almak lazım genel gidişler açısından. Tablonun ben son derece bu bağlamda umut vermeyen negatif bir tablo olduğunu tekrar edeyim. Evet, peki bu tabloya Türkiye'yi de dahil ettiğimizde gördüğünüz manzara nedir? Yani bu tablonun Türkiye'ye yansımaları, Türkiye'deki mevcut durumun bu tabloyla benzerlikleri, farklılıkları nelerdir sizin gördüğünüz? Evet, yani bu tabii Erdoğan rejimini ya da Türkiye'nin durumunu, Türkiye'deki siyasi ittifakı bunlardan çok bağımsız ele almamak lazım. Dünya kamuoyu diye bir şey var. Gelişmelere, ki bu gelişmelerin çoğu global etkilere sahip işte. İslamofobide olduğu gibi ya da göçmen meselesinde olduğu gibi gelişmelere verilen reaksiyonlar özellikle Türkiye'den bahsediyorsak sadece Türkiye'nin kendi iç dinamiklerine özgü değil. Aynı zamanda dünyada olup bitene yönelik ya da olup bitenden etkilenen bazı değer sistemlerine endeksli şeyler. Yani siyasete verilen anlam, güce verilen anlam, devlete verilen anlam, varoluşa verilen anlam belki bu ülkede her zaman önemlidir. Ama bu tabii belli bir yatakta, belli bir zeminde biçim alıyor. Bu zeminde dünya siyaseti, bölge siyaseti, buradaki imkanlar, buradaki gelişmeler, burada öne çıkan, değer kazanan kimi unsurlar olarak tanımlanabilir. Mesela 80'ler öncesi çok kültürlülük, sık altını çiziyorum ya da daha liberal, demokratik değerler nedenli belirleyiciyse bunların içine belki neoliberal ekonomiyi de katmak lazım. Bugün bunların tam tersine gözden düştüğünü, kriz yaşadığını, toplumlar tarafından mesafeyle karşılandığını görüyoruz. O zaman ne demek oluyor bütün bunlar? Karşımıza yeni bir değer skalası çıkıyor ve bu değer skalasında kolektif olan yerine şahsi, demokratik olan yerine daha otoriter olanın daha değerli görüldüğü bir dünya iklimi var. Bu Türkiye'yi etkiliyor.
Bu Türkiye'nin sadece iş dinamiklerinden üreyen bir şey değil. Dünyadaki genel kabullerin Türkiye'ye yansımalarıyla da ilgili bir şey diye düşünüyorum. Yani otoriter bir sisteminiz var diyelim, hukuku dışlayan bir sisteminiz var. Bu sadece Türkiye'deki zihniyet tarafından değil, dünyadaki genel uygulamalarla, genel iklimle de kendisini doğrulayabilen bir şey olduğu oranda karşınıza bir çift katmerli bir otoriter dalga çıkıyor. Yani hem dünyadan beslenen, bu iki dünya savaşı arası iklime benzeyen otoriterleşmeden doğrulanan, hem de kendi iş dinamikleriyle beslenen bir yapı. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu ittifak, yeni Türkiye iddialarıyla bütün bu dünya siyaseti arasında bir paralellik var. Bu paralellik temel olarak milliyetçilik, devletçilik, büyüme ve millilik unsurları üstüne, yani milli sınırlar unsurları üstüne dayanıyor. Dayandığı oranda milli olan, milliyetçi olan, güçe dair olan her zaman daha demokratik olanın, daha eşitlikçi olanın üstüne çıkan bir değer sistemi haline geliyor. Böyle okuyorum. Açıkçası Erdoğan'ın 80'lerde bu siyaseti yürütebileceğini, bu siyasetle dünyada var olabileceğini düşünenlerden değilim. Bugünün siyaseti, Erdoğan'ın siyaseti, bugünkü siyasetiyle dünyanın siyaseti arasındaki paralellik Erdoğan'a bir, nasıl söyleyeyim, yeni bir meşruiyet, yeni bir imkan kazandırıyor. Tabii burada topluma bakmak lazım. Son olarak onu söylemekte fayda var. Şimdi dünyanın farklı katmanlarında milliyetçilik ortaya çıkıyor. Bunu birkaç kere konuştuk. Yani her ülkede bir milli reaksiyon ortaya çıkıyor. İçine kapanma reaksiyonu ortaya çıkıyor. Batı'da da çıkıyor ama Batı dışı ülkelerde, örneğin Rusya'da, örneğin Endonezya'da, örneğin Çin'de, örneğin Türkiye'de milliyetçilik biraz Batı karşıtı bir sistem inşasını da ifade ediyor. Dolayısıyla bu Batı karşıtı sistem inşasında en temel olan şey liberal değerlerin, özgürlükçü değerlerin bir risk olarak devre dışı bırakılması. Son olarak şunu söyleyeyim. İki Dünya Savaşı arasında Türk entelektüellerine baktığınız zaman hepsi liberalizm düşmanıydı. Bugün de geldiğimiz noktada bu anti-liberal dalga, anti-entelektüel dalga açıkçası bunu ifade ediyor diye düşünüyorum. Paketi böyle görüyorum açıkçası bütün olarak. Evet. Teşekkür ederiz Ali Bey. Değerlendirme Rica ederim, rica ederim. için. İki haftalarda görüşmek üzere.